Merhaba değerli izleyenler, Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz. Profesör Doktor Metin Özdemir ile dersimiz Akayet programının bu bölümünde din mezhep kavramlarını, itikadi mezhepleri ve itikadi mezheplerin ortaya çıkış nedenlerini ele alacağız. Ama öncesinde arkadaşların sorularını, düşüncelerini, görüşlerini ve beklentilerini dinleyelim. Ondan sonra din ve mezhep kavramlarıyla programımıza başlayalım. Merhabalar, ben Ömer Faruk. Ee, i̇nşallah bugün hocamıza bir itikadi mezhebe e, mensup olmamız gerekli mi? Eğer mensup olmamız gerekliyse, bu bağlılığın kapsamı noktasında bir soru sormayı düşünüyorum. Duruma göre bu minvalde birkaç soru daha sorabilirim. E, merhabalar, ismim Harun Aydın. E, Hz. Peygamber'in vefatından sonra insanlar karşılaştıkları sorunlara cevap bulabilmek için dini metinlere yöneldiler. Ee, ve bu metinleri kendi zihniyetleri ve anlam dünyaları çerçevesinde yorumladılar. Ee, bu bağlamda mezhepler oluştu. Ee, ancak tarihsel süreçte gördüğümüz üzere e, dini anlama amacıyla e, oluşan mezhepleri hak ve batıl olarak e, ayrıştırıldıklarını e, görüyoruz. Ben de hocamıza bugün mezheplerin hak ve batıl olarak e, ayrıştırılmasının doğru olup olmadığını soracağım. Merhaba, ben Tahsin Emre Acar. Bildiğimiz gibi bugün din ve mezhep ilişkisini inceleyeceğiz. Bence karşımıza çıkabilecek bu hususta en önemli şey Fırka-i Naciye hadisidir. Bu hadise göre ümmet 73 fırkaya ayrılacak ve bunlardan sadece bir tanesi kurtuluşa erecektir. Ancak buna dayanarak çıkan tüm fırkalar kendilerini kurtuluşa erecek olan fırka olarak nitelendirmişlerdir. Ben açıkçası bunun İslam inancı içerisindeki hoşgörüye aykırı olduğunu ve karşılıklı anlayışın önünde bir engel olduğunu düşünüyorum. Ve buna, bunu e, ileriki safhalarda hocamıza bu fırka fırkayı naciye hususunu nasıl anlamamız gerektiğini ve buna karşı bizim duruşumuzun nasıl olması gerektiğini soracağım. Merhabalar ben Halit Fidan. E, bildiğiniz üzere bu haftaki konumuz mezhepler konusu. Biz ilahiyat öğrencilerini sıkça meşgul eden ve sıkça karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de mezhepler. Benim bu program çerçevesi içerisinde soracağım soru şu şekilde. Mezhepsizlik de bir mezhep midir? Bir insan neden hayatında mezheplere ihtiyaç duyar? Bunun soru, bu sorunun cevabını Metin Özdemir hocamızdan bekliyorum. Merhaba ben Abdülkadir Barış. Bugün din ve mezhepler konusunu işleyeceğiz. Benim sorum ise şu şekilde eski alimlerimize baktığımızda Cemer vakasını bir iştihat olarak görürken son dönemlerdeki akademik çalışmalarda biz bunu bir siyasi mesele olarak görmekteyiz. Ve bugün hocamıza bunun bir siyasi mi yoksa iştihadi bir mesele mi olduğunu soracağım. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz biz de hocam, hamdolsun. Hocam dilerseniz öncelikli olarak din ve mezhep kavramları aralarındaki ilişki nedir? Nasıl bir e, ilişki üzerine e, bu kavramları ele almamız gerekiyor? Bunlardan bahsedebiliriz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle din kavramından başlayalım. Din, gidilen yol, takip edilen görüş, inanç sistemi anlamına geliyor genel manada. Dinin tabi pek çok anlamı da var. Ceza, karşılık, mesela Malikiyevmiddin derken ceza günü, bütün yapılan davranışların, amellerin karşılığının verildiği gün anlamında kastediyoruz. Ama din, hak din olunca et din anlamında biz dini söz konusu ettiğimizde Allah'tan peygamberleri aracılığıyla insanoğluna iletilen mesajların tümünü anlıyoruz. Hazreti Peygamber özelinde söyleyecek olursak Allah tarafından Hazreti Peygamber Efendimize gönderilen ilahi mesajların tümünü din kapsamı içerisinde değerlendirmemiz mümkün. Bizim ulemamız, alimlerimiz din kavramını Herkesin anlayabileceği şekilde şöyle de tanımlamışlar. Benim hoşuma giden bir e, tanımdır Davut Hocam. Evet. Değerli arkadaşlar için de önemli olduğunu düşünüyorum. Genç kardeşlerimiz için. Din, akıl sahibi insanları kendi hür iradeleriyle bizzat hayır olan işlere yönelten ilahi kanunlar manzumesidir. Genel olarak e, bu şekilde e, tanımlamış. Burada üç tane temel unsur karşımıza çıkıyor. Birincisi dinin kaynağı Allah'tır. Allah'tan gelmiş olacak hak din olarak kastediyorum. İkincisi din akıl sahibi insanlara hitap eden bir olgudur, bir sistemdir. Yani akıl baliği olmayan, henüz rüşt çağına erişmemiş veya akli melekesi iyi çalışmayan, yerinde olmayan insanlar dini anlamda sorumlu değillerdir. Üçüncüsü ise dinin hür olarak kabul edilmesi gerekiyor. Yani dinde zorlama yoktur. Bunu her defasında tekrarlıyoruz. La ikraha fiddin, dinde zorlama yoktur. Dinin insanın hür seçimiyle gerçekleşmesi, insanın onu kendi özgür iradesiyle kabul etmesi gerekiyor. Ve burada bir diğer husus da karşımıza çıkan, dikkatlerimizden kaçırmamız gereken önemli nokta, bizzat hayır olan, yani din bize, akl selime, fıtratımıza ve insan doğasına, uygun olan hususları emreder. Bizzat doğası itibariyle, zatı itibariyle iyi olan. Mesela adalet doğası, zatı itibariyle iyidir. Zulüm ise doğası, zatı itibariyle kötüdür. Neyi kastediyoruz? Yani biz adalet iyidir dediğimiz zaman buna itiraz edecek dünyada hiç kimse yoktur. Çünkü herkes bilir ki o bizatihi adalet dediğimiz e, gerçeklik bizatihi iyidir. Herkes onun iyi olduğu üzerinde uzlaşmıştır. İşte bizzat hayır olan herkes tarafından hayır olduğu bilinen kabul edilen hususlara yönelten ilahi bir e, kanundur diye Peki de hocam, ifade edebiliriz. Şöyle bir e, düşünce geldi şimdi aklıma yani e, biz ilahi kanunlar bütünü e, ve iyiliğe hayra, yönlendiren. Şimdi Maturidi'den de düşünüyorum. Din'in amacı insanları bir arada yaşama sını sağlayan kurallar da bütünü. Burada nasıl bir özgürlük tanıy tanıyabiliyoruz? Yani bir insana zarar vermek, adaletten ayrılmak, zulmetmek bunlar da mı o özgürlük? Din bir özgürlük dedik. Yani özgür hür iradeleriyle kabul etmeleri gerekiyor dedik. Peki bu özgürlüğün bir sınırı olmayacak mı o açıdan? Yani din özgürlüğünün. Anladım. Şimdi burada dinin kabulü manasında özgürlükten söz ediyoruz. Yani din bize bir sistem sunuyor. Bir doğrular manzumesi karşımıza çıkarıyor hı hı. diyor ki şunlar doğrudur, şunlar yanlıştır. Doğru olanları yapın, yanlış evet. olanlardan kaçının. Ama insan tabiatı hem doğruya hem de yanlışa gidebilecek bir tarzda yaratılmış. İşte özgürlük burada ortaya çıkıyor zaten. Özgürlük ne demektir? Karşımızda birbirine zıt olan iki tane alternatiften birini ben kendi hür irademle seçebilirsem Hı. özgür Anladım. olurum. Bu manada özgürlüğü kastediyoruz. Ama beni birisi onlardan herhangi birini tercih etmeye zorlarsa o zaman ben onu hür irademle tercih etmiş olmam. Burada din amacına ulaşmış sayılmaz. Din'in amacı insanları zorlamadan kendi özgür iradeleriyle doğruya yöneltmek, onlara dünyada ve ahirette mutlu olacakları yola kendi tercihleriyle gitmelerini sağlamak. Peki hocam mezhep burada ne ifade edin. Evet, şimdi bu çok önemli bir nokta. Din ve mezhep zaman zaman insanlarımız tarafından birbirine karıştırılabiliyor. Mezhep, kelime anlamı itibariyle gidilen, takip edilen görüş, sahip olunan fikir, düşünce demektir dinin kaynağı Allah dedik, mezhep ise beşeridir. Yani insana aittir. Şimdi kelamullah beşeri bir lisan ile yeryüzüne, insanoğluna peygamberler aracılığıyla tebliğ ediliyor. Peygamberler kendi kavimlerine o kavmin diliyle ana diliyle konuşuyor. Mesela e, Hazreti Peygamber'in ana dili Arapça olduğu için Kur'an-ı Kerim e, Arapça inmiştir. Daha önce e, İbranice mesela Tevrat, Aramice İncil, e, başka kitaplar o kavimlerin e, dilleriyle inmiştir. Burada maksat nedir? Din'in insanlar tarafından anlaşılması ve kavranması. Bir beşer lisanı ile gelen ilahi mesajlar beşer tarafından anlaşılmakta, kavranmaktadır. Dolayısıyla insanların mizajları, aldıkları bilgiler efendime söyleyeyim içerisinde bulundukları kültürleri onları etkilemektedir ve bu etkiler insanın e, yorumunda önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla insan Allah'tan gelen mesajı e, farklı şekilde yorumlayabilir insanlar daha doğrusu. Siz farklı yorumlarsınız hı hı. ben farklı yorumlarım. Hı hı. Çünkü benim bilgi düzeyimle sizinki farklıdır. Benim bakış açımla sizinki farklıdır. Bu farklılıklar yorumların da farklı olmasına yol açabilir. İşte hı. biz buna mezhep diyoruz. Evet. İmam-ı Azam'ın yorumuyla İmam Şafii'nin, Maliki'nin ya da e, e, Ebu'l Hasan el-Aşari'nin yorumuyla Ebu'l Mansur el-Maturidi'nin yorumu birbirinden bu manada farklı olabilir. Çünkü farklı coğrafyalarda, farklı kültür ortamlarında yaşıyorlar. Bunlar bilgi seviyeleri, farklı bakış açıları, farklı olabilir. Mizaçları farklı olabilir. İnsanın mizacı da daha sonra belki yeri geldiğinde buna tekrar dönebiliriz. İnsanların mizaçları da düşüncelerine, dünya görüşlerine etki edebilir. Bütün bunlar yorumda bir görüşün ortaya çıkmasında önemli olan etkenlerdir. Dolayısıyla mezhep beşeridir. Yani beşeridir. biz evet. Ee, işte İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye nispetle Hanefi mezhebi Mesela. diyoruz. Maturidi, İmam Maturidi'ye nispetle Maturidi mezhebi diyoruz. Niye? Çünkü orada e, biz Maturidi'nin görüşlerini kendimiz açısından daha makul, daha tutarlı bulmuşuz. Onu kabul etmişiz. Onun e, görüşleri doğrultusunda dinimizi e, inanç noktasında yaşamaya karar vermişiz. Veya amel noktasında Ebu Hanife'nin görüşlerine uygun olarak yaşamaya karar vermişiz. Ama e, başka Açıdan bakan bir İmam Şafii, İmam Malik, Ahmet bin Hanbel gibi alimler de farklı sonuçlara, farklı görüşlere ulaştıkları için burada yorum açısından bir farklılık ortaya çıkıyor ama sonuçta hepsi dinlediğimiz o ana gövdeyi doğru bir şekilde anlamaya ve Allahu Teala'ya en iyi şekilde kulluk yapmaya çalışıyor. Temel amaçları hepsinin temel amaçları bu. Aslında hocam Se Seyyid Şerif Cürcani de tarifatında e, din ee, şeriat ve mezhep kavramlarını karşılaştırırken çok güzel tasnif e, yapıyor. Din Allah'a nispet edilir diyor. Evet Şeriat peygambere nispet edilir. Mezhepte e, müştehide e, nispet edilir diyor. E, aslında burada din en temel çerçeveyi en geniş kavramı ifade ediyor. Hz. Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar ki e, din e, hep aynı din hepsi İslam. Peygamberlerde şeriatlar değişiyor, e, müştehit imamlarda da e, herhalde mezhepler e, ortaya çıkıyor. Biraz aslında değindiniz niçin ortaya çıktığına e, dair ama daha biraz daha ayrıntıya girersek niçin ortaya e, çıkar mezhepler? Ortaya çıkış e, nedenleri e, nelerdir? E, mezhepleri neler ortaya çıkarıyor? Evet, şimdi Hazreti Peygamber e, döneminden başlamak lazım bu soruyu e, iyi anlayabilmek için daha doğrusu daha güzel bir cevap verebilmek için. Hazreti Peygamber aleyhisselama sürekli olarak vahiy 23 sene içerisinde inmeye devam etti. Bazı olaylar meydana geldiğinde, o olayların nasıl çözüleceği meselesi gündeme geldiğinde vahiy geldi ve ona bir çözüm getirdi. Bu durumu canlı bir şekilde yaşayan ashab-ı kiram vahyin maksadını, ilahi maksadı çok net anlayabiliyordu ve anlayamadığı noktalar olduğu zaman da Hazreti Peygamber'e soruyordu. Cevabını aldığında da ona itiraz etmeye evet. ihtiyacı hissetmiyordu. Çünkü Hazreti Peygamber değil mi? Dinin tebliğcisi, Allah'ın elçisi. En doğrusunu o bilirdi ve ona yüksek bir güven duyuyorlardı. Çünkü onun peygamber olduğunu kabul etmişlerdi. Gördükleri deliller aracılığıyla Hazreti Peygamber'in Allah'ın hak elçisi, gerçek bir elçisi olduğunu kabul etmişlerdi. Onun her söylediğini kabul ediyorlardı. Ama Hazreti Peygamber'in vefatından sonra birçok olaylar meydana geldi. Müslümanlar farklı toplumlarla, kültürlerle karşılaştılar. Farklı mizaçtan karakterden, kültürden, dünya görüşlerine sahip olan insanlarla karşılaştılar. Ve dolayısıyla birbirlerinden etkilendiler. Mesela ilk meydana gelen olaylara baktığımız zaman e Ashabı e, Kiram döneminde Cemel vakasını, Sıffin e, vakasını hemen aklımıza e, getirebiliriz. Evet. Burada Müslümanlar e, karşı karşıya geldiler. E, çeşitli sebeplerle siyasi anlaşmazlıklar e, sonucu e, birbirleriyle e, savaştılar ve bu durumda büyük günah işleyenin durumu meselesi gündeme geldi. Yani evet. e, büyük günah işleyen bir mümin hala mümin olarak kalmaya devam etmek midir yoksa mümin vasfını e, Kaybetmiş midir sorusu gündeme geldi. Bu soruyu gündeme getiren sebep nedir? O hadisenin siyasi hadisenin meydana gelmiş olması. İşte bu tür durumlarda insanlar kendi mizaçlarına göre, mesela bedevi Araplarla medeni şehir hayatı içerisinde yaşayan Arapların olaylara bakışı, yaklaşımı farklı. Bazıları daha e, derin e, düşünebiliyor. Bazıları ise ayetlerin e, literal anlamlarını, zahiri anlamlarını alıp ona göre hüküm e, verebiliyor. E, Subfin örneğinde bu e, karakterlerin, e, insanların görüşlerine etkisini net bir şekilde görebilmekteyiz. Mesela hariciler daha çok o işte e, çölün e, derinliklerinde yaşayan göçebe Araplar. Bunlar e, derin düşünme, tefekkür etme evet. e, Alışkanlığına sahip insanlar e, değiller. E, olayların sadece dış görünüşlerine bakarak hemen acele bir şekilde hüküm verebiliyorlar. Orada mesela e, hemen e, Hazreti Ali'nin Allah'ın hükmüne aykırı hareket ettiği iddiasıyla, İnil hukmu illa lillah ayetinden de esinlenerek la hukme illa lillah sloganını attılar. Yani Allah'tan başka hüküm sahibi yoktur dediler ve bir durum ortaya çıktı. Buna karşılık daha sonra daha akli, düşünceye, tefekküre önem veren gruplar ise mürciye gibi insanı yapmış olduğu, kötü davranışı işlemiş olduğu günahı dinden çıkarmayacağını çünkü amelle iman arasında efendime söyleyeyim e, böyle e, doğrudan birebir bir ilişki olsa da amelin imandan bir cüz bir parça olmadığını, ameli terk eden kişinin dinden çıkmış sayılmayacağını iddia etti. Bu gibi hususlar görüldüğü gibi farklı akımların, farklı grupların, fırkaların ortaya çıkmasına sebep oldu. Hocam aslında bölüm boyunca itikadi mezheplerin belki ortaya çıkış nedenlerini konuşacağız. Hem arkadaşların da soruları var. Çok tartışmalı bir mesele aslında. Siz siz az önce dediniz ki büyük günah problemi hatta şöyle denir ortada bir günah var ama günahkar yok. Ortada günah işlenmiş savaş var birbirleri, bir ölüm var katil var ama hiç kimse kendisinin katil olduğunu günahkar olduğunu düşünmüyor. Böyle bir problem hakikaten itikadi mezheplerin de ortaya çıkış sürecinde çok önemli bir rol oynamış. Ama Ömer'in bir sorusu vardı hocam tam bu konularla ilgili evet. onu alalım. Hocam benim sorum itikadi olarak bir mezhebe bağlı olmak zorunda mıyız? Yani örneğin bir maturidi, maturidi mezhebine mensup bir kişi eşari mezhebinin birkaç görüşünü alabilir mi? Onu sahiplenebilir mi? Evet. Şimdi bu önemli bir soru. insanların dini konularda yetkin olup olmamasıyla alakalı bir durum. Yani eğer siz kendinizi dini konularda hüküm verebilecek yeterlikte görüyorsanız ki biz bunlara müştehit diyoruz. İştihat yapma imkanına, kabiliyetine, bilgi ve becerisine sahip olan insanlar. Zaten Maturid gibi, Eşari gibi alimler bu tarz insanlar. Bunlar dini hükümleri anlama, kavrama becerisine, imkanına sahip olan kişiler oldukları için biz onlara itibar ediyoruz. Onların görüşlerine itibar ediyoruz. İnsanların çoğu bu konularda yeterli olmadıkları için ne yapıyorlar? Bu konuda yeterli olan insanları taklit ediyorlar. Mesela bazıları maturidi, bazıları eşari, bazıları daha başkalarını takip ediyorlar. Burada temel unsur şudur. Burası çok önemlidir. Şimdi dinin temel inanç esasları vardır. Altı tane madde Allah'a iman, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kaza ve kadere, ahiret gününe iman. Burada bütün insanlar uzlaşmışlardır. Yani hiçbir mezhep arasında bu konuda en ufak bir ihtilaf yoktur. Ben Müslümanım diyen herkes bu konuda altı tane inanç esasına inanmak zorundadır ve inanır. İnandığı için Müslüman ve mümin vasfını, ismini kazanmış olur. Ancak... Detaylara inildiğinde Allah'ın varlığı, birliği tamam ama Allah'ın sıfatları konusu, Allah'ın görülüp görülmemesi gibi e, meselelerde işte burada bilgi gerekir. İslam'ın temel e, kaynaklarına e, ulaşma e, imkanına ve becerisine sahip olmak e, gerekir. Bu noktada siz eğer kendinizi yeterli görüyorsanız o konuda mesela e, kendiniz bir görüş beyan edebilirsiniz Alimlerimiz bunu yapmıştır ama yeterli değilseniz o zaman bu konuda yeterli olan alimlere bağlanmak, onların görüşlerine göre hareket etmek durumundasınız. Çünkü aksi takdirde değil mi yolunuzu şaşırabilirsiniz, yanlış hareket edebilirsiniz, yanlış bir düşünceye sahip olmuş olabilirsiniz. Bu da sizin inancınıza, imanınıza zarar verebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus o zaman yani dinin temel meselelerini anlayabilecek kavrayabilecek yeterliğe sahip olup olmadığınızdır. Eğer sahip değilseniz sahip olan birisini taklit edeceksiniz, onu takip edeceksiniz ama sahipseniz kendiniz bir yol tutabilirsiniz. Bir görüşü benimseyerek hareket edebilirsiniz ama benimsediğiniz görüşün Kur'an ve sünnette açık olan hakikatlere, beyanlara aykırı olmaması gerekir. Yani tevhid ilkesiyle çelişmemesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de açık olan bir hükme ters düşmemesi gerekir. Kalın çizgimiz budur. Bu çizginin dışına taşıldığı zaman o zaman e, iman sınırının dışına çıkılmış olur. Hocam aslında açıklamalarınız e, bir e, mezhebin ortaya çıkması evet. aynı zamanda kelamın da ortaya çıkış süreciyle hemen hemen e, yakın evet. gibi geliyor. Ama buna e, hemen şöyle bir e, itiraz gelecek gibi duruyor. E, Harun'un sorusunu bir dinleyelim. Hocam evet. ondan önce ben e, sözünü kesmiyorum ama sorunun e, bir de devamı var. Verdiğiniz evet. cevaba yönelik. Evet. E, peki... Bir kişi diyelim ki bu yeterliliğe sahip değil ancak belirli bir mezhebi de taklit etmiyor. Bunun yaptığı e, yalnızca usul açısından bir eksiklik mi olur yoksa itikadi olarak da bir problem teşkil eder mi? Yani ben bir mezhebe e, bağlı değilim herhalde. Eşare değilim, maturidi değilim. Fıkhi mezhepleri belki biraz konumuzun dışında tutabiliriz. Veya birden fazlasına tabi oluyorum. Çeşitli görüşlerini alıyorum. Bu sadece usul açısından bir problem mi yoksa itikadi olarak da... Bu usul açısından problemdir. bir problemdir. İtikadi açıdan bir problem yoktur. İtikadi açıdan problemin çerçevesi bellidir. Yani altı tane iman esasını kabul ettiğiniz zaman sorun İtikadınız bitmiştir. sahih midir hocam. İtikadınız sahihtir ama detaylarda farklı görüşlere sahip olmanız sizi dinin dışına çıkarmaz. Aslında bizim kelam tarihimizde temel e, sorunlardan bir tanesi budur. Bu hala günümüzde bile çözülmemiştir. Müslümanlar e, usul ile yani usulüddin din diyoruz ya dinin asılları ile evet. o furu dediğimiz fer'i meseleler ikinci dereceden olan imanla doğrudan ya da dolaylı olarak ilintili ama imanın aslı olmayan meseleler var. Mesela Allah'ın varlığı ve birliği imanın aslındandır. Bu Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar asla değişmemiştir. Bu şekilde gelmiştir. Ama Allah'ın görülmesi gibi meseleler, Allah'ın sıfatlarıyla ilgili tartışmalara baktığımızda burada farklı düşünceler, görüşler ortaya çıkabilir. Şimdi mesela imanın asıllarını ağacın gövdesi gibi düşünün. Diğer konuları da ağacın dalları gibi dal, fer dediğim zaten, zaten dal yani İkinci dereceden önem arz eden konular değil mi? Evet. Ağacın gövdesi olmadan daldan söz edemezsiniz. Dal gövdeye bağlıdır. Gövde dal olmadan bulunabilir ama dal gövde olmadan bulunamaz. Onun için e, asıl e, nokta e, gövdenin sağlam olmasıdır. O da nedir? Altı tane inanç esası. Bu konuda siz bir imana inanca sahipseniz diğer konularda farklı olmanız sizi dinin dışına taşırmaz. Ama buralarda ne yapmanız gerekir? Eğer kendinizi yeterli görmüyorsanız, yeterli gördüğünüz yani bu coğrafyadan coğrafyaya efendime söyleyeyim ortamdan ortama değişebilir. Harun'un sonrasına dönelim hocam. Ee, hocam mezheplerin e, insani, beşeri oluşumlar olduğundan bahsettik. Dinin anlaşılmasını kolaylaştıran, kolaylaştırmayı amaçlayan e, dinin temel esaslarına bağlı yapılar olduğunu söyledik. E, ancak geleneğe baktığımızda mezhepler arasında hepsi aynı amaca hizmet etmeye çalışsalar e, dahi e, hak ve batıl ayrımı yapıldığını görüyoruz. E, beşeri yapın e, yapılar olan mezheplere hak veya batıl diyebilir miyiz? işte evet. Şimdi e, hak ve batıl kavramları mezhep noktasında e, kullanabilecek doğru kavramlar e, olarak e, karşımıza çıkmıyor. Yani şöyle e, söylemek lazım. Din söz konusu olduğunda orada hak vardır, batıl, batıl vardır. vardır. Hak dinler, batıl dinler. batıl e, dinler deriz. Yani Allah'tan bize geldiği kesin olarak e, bilinen ilahi mesajlara e, bağlılık Hak dinin temel özelliğidir. Yani Allah'tan Hazreti Peygamberi aracılığıyla bize ulaştırıldığı konusunda şüphe olmayan, tereddüt edilmeyen dini sistem Hak dini temsil eder ve onun karşısında ne vardır? Batıl dinler. İnsanların kendi hevalarına, düşüncelerine, arzularına uygun olarak icat ettikleri, oluşturdukları inanç sistemleri vardır. Bunlar batıldır. Niye? Çünkü onların kaynağı beşeridir. Budizm gibi, Brahmanizm gibi, Şamanizm gibi dinleri biz bu kategoride görüyoruz. Niye? Çünkü kaynağı beşeri. Hak dinin kaynağı ise ilahidir. Mezhep ise bu hak dinin kaynağı ilahi olan dinin Yorumudur. Orada e, biz doğru ve yanlış kavramlarını e, kullanabiliriz. Yani bir görüş doğru olabilir, e, yanlış olabilir, e, doğruya yakın olabilir, doğrudan uzak olabilir. Bu manada mesela e, bizim geleneğimizde daha çok ehli sünnet ve ehli bidat. Belki daha sonra bu e, kavramları evet. ele alıp evet. e, karşılaştıracağız. Ehli sünnet ve ehli bidat kavramları kullanılmıştır. Yani sünnete Hazreti Peygamber'in ve e, ashabının takip ettiği yola, düşünceye, görüşe uygun olan yaklaşımları biz genel olarak sünnet kavramıyla ifade ediyoruz. Bunun dışındaki kavramları ise bidat olarak ifade ediyoruz. Batıl dediğimiz zaman onu din dışı görmüş oluruz. Yani başka bir mezhebi biz batıl olarak ehli batıl olarak nitelendirdiğimiz zaman aslında onu dinin içinde görmemiş, aksine dinin dışına çıkarmış, ötekileştirmiş oluyoruz. Bu bağlamda yani onları ehli batıl olarak değil, en fazla ehli bidat olarak bizim alimlerimiz nitelemişler ama bu kavram da tabii tartışılması gereken, üzerinde durulması gereken bir kavram. Ehli bidat kavramını kastediyorum. Hocam aslında yani mezheplerin ee, bu şekilde insana ee, bir kolaylık sağladığını bir ihtiyaca binayen çıktığını herhalde söyleyebiliriz. Bu ihtiyaç neydi? Niçin ortaya çıktı? E, hem onu e, konuşalım e, hem de Halid'in sorusunu alalım. Hocam şimdi mezhepler üzerinden ilerledik. Şimdi bende de şöyle bir soru oluştu. Yani aslında mezhepsizlik de bir mezhep midir? Ya da bir diğer sorum da şu şekilde insan hayatında bir müminin bir Müslümanın hayatında mezhep olmazsa olmaz mıdır hocam? Bir de hocam aslında Hazreti Peygamber'in bir mezhebi var mıydı? Çok aldığımız itirazlardan birisi Hazreti Peygamber bir mezhebe mensup muydu o bir mezhebe mensup demezsek bizim durumumuz ne olacak? Bu zorunlulukla irtibatını nasıl kurabiliriz? Şimdi Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün dinlerde işte Hristiyanlık, onun öncesinde Yahudilik, daha öncesinde diğer peygamberlere gelen ilahi mesajlar insanlar tarafından hep farklı yorumlanmış ve anlaşılmıştır. Ama o altı tane esas, onu hep vurgulamak durumundayız, hiç değişmemiştir. Bütün insanlar mümin ve Müslüman vasfını korumak için Allah'a bağlı gerçek bir kul olma özelliğini kazanmak için bu altı tane inanç esasına inanmıştır. Burada bir değişiklik yoktur. İnsanın olduğu yerde mezhebin olmaması mümk mümkün değildir. Yani mezhepsizlik diye bir şey yoktur. Çünkü bir söz normalde biz günlük konuşmalarımızda bile değil mi? Birbirimizi yanlış anlayabiliriz. Sonra düzeltme ihtiyacı hissederiz. bir metni mesela öğretmen öğrencisine bir kompozisyon ödevi verir, değil mi? Bir evet. konu başlığı. Aynı konu başlığını sınıfta diyelim 40 tane öğrenci varsa 40'ı da farklı bir şekilde yorumlayabilir. Bu insani bir e, özelliktir, insani bir durumdur. Yani insan yorum yapan, düşünen, taşınan, araştıran, inceleyen ve bunu yaparken de farklı unsurlardan etkilenen ve ona göre görüşünü belirleyen bir varlıktır. Insandan insana bu durum değişeceği için görüşlerin değişmemesi, farklılaşmaması mümkün değildir. Onun için mezhepsizlik diye bir şey yoktur. Aslında ben mezhepsizim diyen insanın da Kur'an hakkında, sünnet hakkında, Hazreti Peygamber'in dini uygulayışı hakkında bir yorumu, bir bakış açısı vardır ve ona göre hareket etmektedir. O da bir mezheptir. Burada önemli olan usuldür. Yani sağlam zeminde hareket etmek, bilgiye, belgeye, kanıta dayalı olarak hareket etmektir. Yani siz hükümleri çıkarırken, hükümleri kaynaklarından çıkarırken, elde ederken, dini hükümleri kastediyorum burada... Belli bir e, metodolojiyi usulü yöntemi takip etmek, belgi bilgi kaynaklarına dayanmak durumundasınız. Bu bilgi kaynaklarına hakimseniz, nasıl e, hüküm çıkaracağınızı biliyorsanız, o zaman siz bir mezhep imamı oluyorsunuz. İmam Maturidi bunu yapmıştır. Efendime söyleyeyim, e, eş'arî bunu yapmıştır. Mutezile alimleri e, bunu yapmıştır. Mürciye e, alimleri bunu yapmıştır. Olay budur. Yani Yoksa mezhepsizlik diye bir şey yoktur. İyi ki mezhepler ortaya çıkmıştır. Niye? Çünkü mezhepler dinin daha geniş kitleler tarafından kabul görmesine kolaylık sağlamıştır. Düşünsenize yani sadece e, dinin aslı Ahmet bin Hanbel'in Hanbeli mezhebinin anladığı şekilde olsaydı Ahmet bin Hanbel'in düşüncesinin dışına çıkanlar din dışına çıkmış gibi sayılsaydı bugün Dünyada ne kadar hambeliği varsa o kadar Müslüman olabilirdi ama. Müslümanlar evet. geniş bir coğrafyaya yayılmışlar. Farklı e, uluslardan, milletlerden insanlarla, inançlardan insanlarla karşılaşmışlar. Onlara e, dinlerini tebliğ etmişler. Onlar da bir şekilde o eski e, kültürden gelen alışkanlıklarının bir kısmını da muhafaza ederek dini anlamışlar, onu kabul etmişler ve böylece e, farklı farklı anlayışlar ortaya çıkmış. Böylece İslam e, geniş bir coğrafyada, çok sayıda kitleye, e, insanlara ulaşma imkanı bulmuş. Eğer mezhep tek olsaydı, başka bir mezhep olmasaydı İslamiyet donardı, kalırdı ve günümüzde olduğu gibi geniş bir coğrafyaya, alana ve büyük kitlelere yayınma imkanı bulamazdı. Ben o itirazın bir devamı olarak hocam sahabede de mesela fıkhi mezhepler hakikaten çok fazla idi e, ilk dönemlerde tabi'in döneminde sahabeden sonraki dönemde belki itikadi mezheplerin durumu da böyle miydi sahabede farklı anlayışlarına göre belki mezhepleşmedi e, mezhep olarak ortaya çıkmadı ama herhalde e, sahabenin de zihninde böyle bir e, farklılık itiraz e, farklı anlanma biçimleri var mıydı e, ama hocam hem burayı konuşalım hem de e, tahsinin sorusunu alalım ikisini birlikte hocam şimdi son söylediklerinizden yani şunu anlamış olduk aslında ee, hani İslam inancı içerisindeki mezheplerin çoğalması aslında biraz da çeşitliliğini ve zenginliğini e, vurgulamış oldunuz. Evet, evet. E, fakat bu noktada ben e, fırkayınci kavramının karşımıza çıktığını görüyorum. Yani şimdi baktığımız zaman her fırka kendi e, çevresinde işte İslam inancı içerisinde e, düşüncelerini paylaşmış. Fakat fırkayınci yani kurtuluşa eren fırka düşüncesi açıkçası bence İslam inancının içerisindeki hoşgörü ve karşılıklı anlayışı bence engelleyen bir kavram bu hususta yani bu Fırkay Naciye yani kurtuluşa erecek olan Fırka düşüncesi tam olarak nedir ve buna karşı bizim duruşumuz nasıl olmalıdır burada asabi ı kiram noktasından başlayalım Davut hocamız da onu sordu Aslında arada da bir bağlantı var şimdi günümüzde anladığımız manada asabi kiram arasında bir fırkalaşma kesinlikle yok. yok. Yani böyle bir bölünmüş işte Maturidilik, Eşarilik, mürciye, Kerramiye gibi böyle bir ayrılma söz konusu değil. Yok. Ama onlar da inançla ilgili meseleleri tartışıyorlardı zaman zaman. Bu konularla ilgileniyorlardı. Özellikle kader meselesiyle ilgili tartışmaların, evet, farklı tabii. görüşlerin olduğunu asabi kiram arasında biliyoruz. Allah'ın sıfatları ile ilgili tartışmaların farklı yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Hazreti Peygamberin bu konuda uyarıları var. Siz Allah'ın zat zatını düşünmeyiniz. Onu kavrayamazsınız. O sizi aşar. Allah'ın sıfatları ve fiilleri hakkında düşününüz. Yani Allahu Teala'yı sıfatları ve fiilleriyle tanımaya çalışınız buyurmuştur. Yine kader meselesinde mesela çok ilginçtir. Hazreti Ömer'e Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Biliyorsunuz Şam'da bir veba salgını çıktı. Hazreti evet, Ömer, Ömer oraya gelir. gitmekten vazgeçince ordu komutanı Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsunuz? Hı hı. Yani başımıza gelecek varsa gelir. Allah yazmışsa gelir. Takdir neyse o olur anlamında söylediğinde Hazreti Ömer'in verdiği tarihi bir cevap vardır. Evet. Bu bütün Müslümanları bağlayıcı bütün Müslümanlara örnek bir cevaptır. Allah'ın bir kaderinden Başka bir kaderine kaçıyorum. Bakınız burada iki tane farklı kader anlayışı Ashab-ı Kiram arasında da evet. ortaya evet. E, çıkmıştır. Sizin e, diğer e, o hususa gelince Kurtuluş Kurtul Şah Eren çok Fırka. önemli bir nokta. Şimdi aslında bu hadisin e, senedi ve metni e, tartışılmış alimlerimiz arasında. E, mesela makdisi e, bunun... Farklı bir versiyonunu da rivayet ediyor ama e, senet zikretmiyor. Tam e, tersi bir rivayet e, zikrediyor. E, Makdisi aynı zamanda büyük bir e, coğrafyacı, e, alim e, diyor ki e, ümmetim e, hadisin e, diğer e, versiyonunda e, 73 fırkaya ayrılacak. 72'si kurtulacak, evet. biri helak olacak. Tam zıttı manada böyle bir rivayette var. Ama meşhur olan hangisidir? Ümmetim 73 vurkaya ayrılacak, 72'si helak olacak. Kulluhe finner illa vahide. Onlar kim diye sorulduğunda ben ve ashabımın yolunu takip edenler diye cevap veriyor Hazreti Peygamber. Evet. Şimdi burada aslında bir belirleme yapılmıyor ama daha sonra farklı rivayetleri... De, daha doğrusu farklı versiyonları da çıkıyor bu rivayetin. Mesela orada e, kurtuluşa eren kimlerdir denildiğinde el cemaa kavramı e, bir başka e, rivayette söz konusu ediliyor. E, ve yine e, başka e, bir e, rivayette ise e, onlar e, kimlerdir e, denildiği e, zaman, e, efendime söyleyeyim, e, Şehristanî'nin El-Milel ve'l-Nihalinde var bu. Ehl-i Sünne ve'l-Cema'a diye bir ilavede evet. bulunduğunu biz görüyoruz. Bütün bunlar bize gösteriyor ki aslında daha sonra ortaya çıkan ayrışmalar fırkalaşma diyoruz. Aslında biz mezhep yerine daha çok ilk oluşumların için inanç ve itikat bağlamında ortaya çıkan ilk oluşumlar için fırka kavramını kullanıyoruz. Evet. Fırka, fırak biliyorsunuz Bağdadi'nin bu konuda El-Fark beynel El-Fırak diye de meşhur bir eseri var. Daha sonra bu fırkalaşmalar arttıkça hadiste bazı ilaveler yapıldığı izlenimi de biz almış oluyoruz ama ben bu hadisi şöyle anlıyorum. Hadisin senedi efendime söyleyeyim metni tartışılsa da ben Hazreti Peygamber'in bu sözü söylediğini varsayarak bu hadisi sahi kabul ederek şöyle bir yorumda bulunuyorum aslında Hazreti Peygamber bir durum tespitinde bulunuyor ümmetine diyor ki siz sürekli olarak hakikati araştırın evet. ona ulaşmaya çalışın bunu yaparken de farklı görüşlere gidilecektir çok farklı gruplara ayrılacaktır siz bu gruplar içerisinde en doğrusunu bulmaya çalışın anlamında bir uyarıdır. Şimdi fırkayı naciye yani kurtuluşa eren fırka kimdi? Ee, Hazreti Peygamber'in ve ashabının yolunu takip eden ehl Sünnet içerisinde bir sürü grup var. Eşariler diyor ki fırkayı en iyi biz, biz takip ediyoruz. Maturidiler diyor ki en iyi biz takip Hı. ediyoruz. Çok ilginçtir mesela ehl Sünnet içerisinde yer alan Adudüddin el i̇ci evet. Akait Risalesi'nin başında bu fırkayı Naciye'nin kendi asabı yani Eşariler olduğunu e, söylüyor. Evet. E, ama genel olarak baktığımızda şia dahil mürciye diğer ehli sünnet dışında kalan ve daha sonradan ehli bid'at olarak nitelendirilen kabul edilen mezhepler dahi Allah'ın kitabını Hazreti Peygamber'in sünnetini onun asabının yolunu takip ettiğini söylüyorlar. Burada önemli olan nedir? Delillerdir, belgelerdir, kanıtlardır. Bizi bağlayan bunlardır. Biz mesela ben diyelim ki maturidiyim. Niye maturidiye bağlanıyorum? Onun bana sunduğu delilleri diğerlerine göre daha makul, daha sağlam, daha Hazreti Peygamber'in ve ashabının anlayışına yakın ve uygun buluyorum. Bu diğerleri için de geçerlidir. Burada önemli olan nedir? O altı esası içeren çerçevenin dışına çıkmamak, Orada sabit kalmaktır. Yoksa yani ehli sünnet kurtuldu diğerleri hepsi cehenneme gitti. Bunu söylememiz mümkün değildir. Cennete gitmenin formülü Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde çok net ve açık bir şekilde belirlenmiştir. O da nedir? Allah'a ve Resulüne samimi bir şekilde iştenlikle itaat etmek, bağlanmak, Allah rızası için amel etmek. Bakınız bu kelimenin kavramın altını çiziyorum. Allah rızası için amel eden herkes samimi bir şekilde Allah'a ve Resulüne bağlı olarak dinini yaşayan herkes cennete gitmeye hak kazanır Allah'ın izni ve rahmetiyle yoksa efendime söyleyeyim işte bunlar gitti diğerlerinin hepsi cehennemde bunu söylememiz mümkün değildir. Yani siz hakka ulaşmaya çalışın aman bu inanç yolu çok önemlidir dikkatli olmak gerekir riskli alanlara sapmayın manasında bir uyarı olarak ben onu alıyorum yoksa burası kurtuldu diğeri cehennemde biz e, zaferi kazandık. Siz efendime söyleyeyim mahvoldunuz, yandınız, bittiniz, kül oldunuz manasında değildir. Böyle anlamamak hocam, lazım. Hocam aslında e, bir sorumuz daha var. Onu alalım. Süremiz de çok sınırlı. E, ondan sonra hocam e, bitirebiliriz belki. Hocam bizi ilk itikadi mezheplerin e, Cemel, e, vakası vakasıyla ortaya çıktığını söylüyoruz. Bu son dönemki e, akademik çalışmalar, kitaplar vesaire birçoğunda bunun aslında bir siyasi bir mesele olduğunu söylüyorlar ama biz önceki alimlerimizden aslında bunun bir siyasi mesele değil de bir iştihat olduğunu söylüyorlar. Ee, ortada bir adalet mevzusu var. Ortada bir iştihat var. Ee, isabet ederse 2, isabet etmeyenler bir diye bu ayrıma gidiyorlar. Şimdi önceki alimlerin söylemini nasıl anlayacağız? Son dönemki akademik çalışmaları nasıl anlayacağız? Siyasi bir mesele midir yoksa gerçekten ictiadi bir mesele midir? Siyasi bir mesele. Olayın kendisi siyasi bir meseledir. Çünkü evet. iktidar meselesidir. Yani Hazreti Muaviye Hazreti Ali'nin yönetimine itiraz etmektedir ve kendisi iktidara gelmek istemektedir. Bu sebeple bir çatışma çıkıyor. Bu siyasi bir meseledir ama bu siyasi mesele itikadi anlamda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Yani mezheplerin ortaya çıkışına neden olan durumları anlatırken sadece bir ikisine değindik ama pek çok daha pek çok neden ikisi. vardır. Mesela evet. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde müteşabih olan, anlamı kapalı olan ifadeler vardır. Bu evet. ifadelere getirilen farklı evet. yorumlarda mezheplerin evet. ortaya çıkışında etkili olmuştur. Ama en etkili olan unsur insan unsurudur unsurudur. Evet. Toplumsal, e, e, sosyal e, faktörlerdir ve siyasi e, hadiseler, e, kültür farklılıkları, yabancı kültürlerle karşılaşmalar, Hristiyanlarla yapılan efendime söyleyeyim tartışmalar vesaire bunlar mezheplerin farklı görüşlere sahip olmasında önemli rol oynamıştır. Ama Suffin'de ne olmuştur? Büyük günah işte ilk defa itikadi anlamda bir ayrışma. Hariciler büyük günah işleyen herkesi kafir olarak atletmişler. Evet. Hazreti Ali'nin de bu manada kafir olduğunu haşa iddia etmişler. Değil mi? Hazreti Peygamber'in damadı ilmin kapısı İslam'ı en iyi hı hı. bilen insanlardan birini hariciler bu yüzden tekfir etmişler. Bu ciddi bir kopuştur. İnanç anlamında yeni bir durumdur. Buna karşı mürci ne demiştir? İman amelden bir cüz değildir. İmanla amel arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Elbette ki sahih bir iman, doğru bir iman amel etmeyi gerektirir ama amel olmadığı zaman, amel terk edildiğinde, ihmal edildiğinde insan dinden çıkmaz demiştir. Mutezile haricilere yaklaşmış ama biraz daha yumuşak bir görüşü benimsemiş. İşte büyük günah işleyen ne mümindir ne de kafirdir, fasıktır. Değil mi? El menzile, beyin el menzile değil ortada bir yerdedir demiştir. Görüyorsunuz tek bir olay, bir konuda üç tane farklı temel görüşün evet. ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu açıdan siyasi olaylar itikadi e, meseleler yukarı, haline gelmiş. Mezheplerin ortaya çıkmasında önemli evet. bir rol oynamıştır. Hocam aslında soruyu şöyle de e, tekrardan ben güncelleyeyim. Şimdi fıkhi mezhepler olduğu zaman, fıkhi ihtilaflar olduğu zaman bir müçtehit hata etmiş olsa bir sevap alır, isabet ederse iki sevap alır diye bir hadis-i şerife dayanarak bunu söylüyoruz. İtikadi konularda da bu böyle midir diye bu, bu konuyu hocam bir sonraki bölümde tartışalım. Az önce söylediğiniz şeyler de vardı. Yani her mezhebin kendi delilleri var, ayetten, hadisten dayanakları var. Bu deliller arasında biz nasıl bir kendimize dayanak bulabiliriz. Bunları bir sonraki bölümde hem ehli Sünnet'in kendi delillerini, diğer mezheplerin delillerini ve yine Ömer'in sorusu bir görüşte mesela bir görüşte itikadi konuda bir mezhebin delilleri beni ikna ediyor ama diğerinde diğer bir konuda ehli Sünnet'in delilleri belki beni ikna ediyor böyle bir itikatta telfik olur mu birleştirme olur mu mezhepleri diye sorusu vardı. Bunları bir sonraki bölümde onunla başlayabiliriz diyelim. Ehli sünnet, ehli bidat ayrımıyla e, devam ederiz İnşallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür e, çok ediyorum. E, sorular e, için de çok teşekkür ediyorum gerçekten. Güzel, yerinde e, sorulardı. Evet. Önemli. Arkadaşlara ben de çok teşekkür ediyorum katkılarınız, sorularınız için. Evet bu bölümünde e, sonuna geldik. İtikadi mezhepleri, itikadi mezheplerin ortaya çıkış süreçlerini konuştuk. E, ehli sünnet ve ehli bidat ayrımını konuşacağımız bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Metin Hoca e, itikadi mezhepler noktasında asıl olanın e, temel esaslar olduğunu belirtti ve eğer bizler itikat noktasında kendimizi yeterli görmüyorsak e, bizlerin bir itikadi mezhebe e, intisap etmesi e, gerekliliğini de vurguladı. E, sorumuza böyle bir cevap aldık. Ama aynı zamanda program içerisinde e, benim hoşuma giden e, bir örneği de şuydu, Kader noktasında söylemişti. Kader, sahabenin kader görüşüyle alakalı Hazreti Ömer'in bir kaderden başka bir kadere kaçıyorum sözün. Bence kader konusuna geleceğiz ama şimdilik çok güzel bir örnek. Hocamızın verdiği cevaba göre e, hak ve batıl ayrımını ancak dinler arasında yapabiliriz. Çünkü dinler, e, dinlerin dayandıkları noktalar, e, beşeri unsurlar. Ancak mezhepleri e, böyle bir ayrıma tutmamız doğru olmaz. Çünkü her hangi mezhep olursa olsun tüm mezhepler sonuç olarak Kur'an'a ve sünnete bağlılar. Onlar için en fazla doğru veya yanlış diyebiliriz. ve kendimize uygun olan mezhebi seçeriz. Programdan önce söylediğim gibi fırka Naciye hususunu hocamıza sordum. Hocamız bu hadisi bir çeşitlilik olarak görmemiz gerektiğini söyledi ve Peygamber Efendimizin şunu belirttiğini ifade etti. Benden sonra çok fazla şekilde fırkalara ayrılacak ve herkes bir hak arayışında bulunacak. Ve farklı çeşitlere, farklı yollara sapanlar olacaklar. Ancak siz bunlardan en doğrusunu bulmaya çalışın şeklinde değerlendirdi. Hocamıza cevap için teşekkür ediyorum. Program içerisinde benim sorum mezhepsizlikle bir mezhep midir sorusuydu. Metin Özdemir hocamız ise bir insanın mezhepsizliği bir ilke olarak kabul edebilmesi için geçmiş dönemde yaşamış olan mezhep imamları gibi bilgi ve donanıma sahip olması gerektiğini söyledi. Yani netice itibariyle bir insanın mezhepsiz olmasının mümkün olmadığını söyledi. Metin hocamıza Cemal vakasının bir siyasi mesele mi yoksa iştihadi bir mesele mi olduğunu sordum. Kendisi bunun siyasi bir mesele olduğunu söyledi. Ama nitekim hocamızın da bu görüşü kendi söylemlerinden itibaren biraz yorum olduğunu düşünmekteyim.